Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Tayland'da kullanılan para birimi bahtan size söz etmek istiyorum. Aynı zamanda Türk lirası ile kıyaslayacağız. Öncelikle bir satang var ama ülke genelinde artık kullanılmıyor. O yüzden elimizde yok. Şu an 50 satang var. Bir baht var. 2 baht. 5 baht ve 10 baht. Demir paralar 10 bahtta bitiyor. Şöyle göstereyim. 1 liraya benziyor bizim. Daha sonra kağıt paralar başlıyor. 20 baht. Sonra 50 baht. 100 baht geliyor. Ondan sonra 500 baht. Bu parayı seviyorum, mor olduğu için. Ondan sonra da en yüksek banknot olan 1000 baht. Tayland bahtları bu şekilde. Fakat şu an yeni kral olduğu için para birimleri değişiyor. Şöyle göstereyim. Şu eski 100 baht. Bu yeni. Yeni kral oğlu olduğu için. Eski kral bildiğiniz gibi öldü. Yeni kral şu an kendi parasını bastırıyor. Aynı zamanda bu 1000 baht için de geçerli. Şöyle görebilirsiniz. Bir de şöyle durum var. 1000 baht iki çeşit var. Hangisi yeni, hangisi eski onu bilmiyorum. Sormadım yani. Böyle iki çeşit 1000 baht var. Eski kral. Ama yeni olan şuradaki 1000 baht. Şimdi internetten biraz bakalım. En son 1000 bahtta kalmıştık. 2000 baht. 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon diye devam ediyor. Bunları şimdi Türk lirasıyla olan kıyaslamasını yapalım. Bir satangı hiç söylemiyorum. Değersiz bir para. Şu gördüğünüz videonun başında bahsettiğim 50 satang. Yani şu an elimizde olan en küçük para birimi 0,9 kuruş yapıyor. Yani 10 kuruş diyebiliriz Türk parasıyla. Daha sonra bir baht geliyor. Bir baht 0,19 kuruş. Buna da 20 kuruş diyebiliriz. Ondan sonra 2 baht geliyor. 2 baht da 37 kuruş yapıyor tam. Daha sonra 5 baht geliyor. Yine böyle büyük bir demir para. 5 baht ise 93 kuruş yapıyor. 1 milyona yakın. Ondan sonra da yine bildiğiniz gibi en çok kullanılan paralardan biri 10 baht. Şöyle bir demir para. Üzerinde yine eski kralın resmi var. 10 baht ise 1 TL 85 kuruş yapıyor. Şimdi kağıt paralara gelelim. Şu gördüğümüz 20 baht. Bizdeki yeşil 20 liraya benziyor ama değeri farklı. 20 baht 3,71. Yani 3 TL 71 kuruş yapıyor. 50 baht ise 50 bahtta da bakalım 9 lira 27 kuruş yapıyor. Daha sonra 100 baht geliyor. 100 baht 18 TL 53 kuruş yapıyor. 500 baht geliyor daha sonra. 500 baht 92 lira 67 kuruş yapıyor. Ve son para 1000 baht ise 185 lira 34 kuruş yapıyor. Yani Tayland'daki en yüksek para bu. Banknot olarak. 185 lira 34 kuruş.